Merhaba arkadaşlar. Berat tatlı Dünyası Emin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün hazırlamış olduğum tarifi patatesli arnavut böreği. İlk önce patateslerimizi, 5 tane orta boy patatesimizin kabuklarını soyuyorum. E, dörde bölüyorum. Bu şekilde haşlanması çok daha kolay oluyor. Haşlanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Patateslerimiz haşlanırken e, aşamalı bir börek olduğu için hamurun malzemesine geçelim. E, bir yemek kaşığı sirkemiz var. 2, yeme, 2 su bardağı ılık suyumuz var. Sirke biraz çıtırlık versin diye ekleniyor. Ekleme edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Ve 5 su bardağı unumuz var hamur malzememiz için. Unumun hepsini kullandım. Bu su ölçüsüne. Hamurumu iyice yoğuracağım. Hamurumun orta sertlikte bir hamur olacak. Yoğurduktan sonra... Hamurumu iyice yoğurduktan sonra, yani bu işlem bittikten sonra tezgaha alacağım. Bu şekilde de, bu şekilde de 3-4 dakika daha elimizle yoğuralım hamurumuzu, kıvamı güzel olsun hamurumuzun. Daha sonra üzerini örtelim, 20 dakika kadar bu şekilde dinlenmeye bırakalım hamurumuz dinlenirken iç harcının son soğanlarımızı sotelemeye geçebiliriz. Bir orta boy çay bardağı sıvı yağ var. Tencereme alıyorum. Üzerine iki orta boy soğanımı doğruyorum. İnce ince doğruyorum. Bu böreğin soğanlısı güzel oluyor. Soğanlarımız kısık ateşte sotelenmeye dururken hamurumuzu tekrar elimize alalım. Ara ara soğanlarımızı karıştırmayı da unutmayalım. Veya daha önce iç harcını hazırlayıp bir kenara koyabilirsiniz. Evet hamurumu arkadaşlar ilk önce ikiye bölüyorum elimde iki parça hamurum var bir her bir parçayı 12 parçaya eşit parçaya böleceğim yani 24 tane beze elde etmiş olacağım evet 12 12 24 tane Evet gördüğünüz gibi bezileri ayırdım. Gördüğünüz bu bir taraf alt olacak, diğer taraf üst olacak. Hamurlarımı e, şimdi yağlamama gerek yok. Oklavaya yapışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde minik minik açarak aralarına sıvı yağ sürerek üst üste koyalım. İki ayrı bölüm olarak yine koyalım. Evet bunların hepsini aynı anda yapmak istedim bu şekilde. Çok düzgün olmaları gerek yok arkadaşlar bu aşamada. Evet. aralarında sürdüğüm yağ ne onu da söyleyeyim. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ile karıştırdım aralarına her parçanın arasına sürdüm. Onlar da dinlenirken biraz daha bir 15 dakika kadar dinlenecekler. Şimdi haşlanmış olan patateslerimi hemen çatalla ezerek sotelenmiş olan e, tenceremi kenara alacağız. Soğanlarımız iyice kavruldu, yumuşadı, karamelize olana kadar kavuracağız onları. Ve bir tatlı kaşığı Kırmızı pul biber ekliyorum üzerine. Salça koymuyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı biberim çok güzel renk veriyor. Üzerine ezmiş olduğum patateslerimi koyuyorum. Bu harcı bütün böreklerinizde kullanabilirsiniz. Patatesli harçların genellikle bir püf noktası da vereyim. Patatesli harçların e, genelde soğansız yapıldığı zaman sadece patates ve baharatla yapıldığı zaman çok lezzetli olmuyor. Bu arada bir çay kaşığı kadar da karabiber attım. Çünkü karabiber... Patatese çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Tamamen arzuya göre ekleyebilirsiniz. Ee, sadece patates ve baharattan olan iç harçları çok yavan oluyor. Çok lezzetli olmuyor. O yüzden mutlaka soğanınızı soteleyin. Soğanlı patates iç yapın. Tadına doyum olmuyor o zaman. Çok lezzetli oluyor. Evet iç harcımız hazır. Şimdi elimde 12 tane e, hamurum vardı. 12 tane hamurun... Arkadaşlar 6 tanesini hepsini aynı anda açamayacağım. Hamur çok yağlı. Tepsimde kalan hamuru daha sonra e, böreğin üzerine sereceğiz arkadaşlar. Biraz yağlı gibi görünebilir size börek ama bu böreğin özelliği de o arkadaşlar. Yağsız yenmiyor bu börekler. Evet ilk önce 6 tane e, yuvarlak büyük borcama koydum. Daha sonraki 6 taneyi de yine üzerine koydum. Yani şu anda 12 tane hamurum altta. Patatesli iç harcımı da üzerine ekliyorum. Her tarafına yaydım patatesli iç harcımızı arkadaşlar. Diğer 6 taneyi bu şekilde açıyorum. Diğer 6 taneyi de yine bu şekilde 12 taneyi de üst üste koyup açabilirsiniz. Ama biraz hamur yağlı olduğu için kayıyor. Evet böreğimiz hazır. E, tepsimizde kalan e, yağı da tamamen üzerine serdim. Keskin bir bıçak yardımıyla havuç dilimi şeklinde kestim. 180 derecede üzerine yumurta sarısı sürmüyoruz. Nar gibi kızarana kadar pişirdim. Pişen böreğimizin üzerine bir tane domatesin kabuğunu hiç ayırmadan kestim. Şöyle elimle kesilen kabukları şöyle elimle topladıktan sonra gül şekli yaptım. Birkaç da maydanoz dalıyla arkadaşlar böreğimizin sonuna gelmiş olduk. Gerçekten çok güzel bir lezzet yapmanızı tavsiye ediyorum. Çıtır çıtır harika bir börek oldu. Yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.